Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler. Bu programda 25 Kasım özel programıyla beraberiz. Konuğum avukat Tuğba Torun. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk. Bu programda biraz daha Tuğba'yla aslında Ada, kadınların adalet mücadelesi açısından bu yıl nasıl geçti sorusuyla e, başlayacağız. Çünkü 25 Kasım'da, 22'nin 25 Kasım'da çok büyük bir saldırı olmuştu. Hı. Çok yatırıyorum kadınlara. İşte e, platformun, Kadın Cinayetini Duracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim'in dudağının patladığını, Hı. başka kadınların kolunun kırıldığını hatırlıyorum. Yani, toplu yani kadının hem mücadelesinin hem toplanma özgürlüğüne yönelik hani, saldırıların da ayyuka çıktığı bir dönemdi. Onun üzerine de çok fazla şey yaşadık Türkiye gündeminde işte deprem oldu ardından e, yani depremde zaten kadınların sorunu daha fazla ortaya çıktı. Seçimler başladı. Bu seçimler sürecinde kadınların haklarının çok açık ve aşikar bir şekilde pazarlık konusu edildiğini gördük. Seçimlerden sonra da hani e, bizim de dahil olmak üzere çoğu kişinin e, en kadın düşmanı e, parlamentonun kurulduğuna yönelik hani öyle bir parlamentoyla devam ediyoruz. O yüzden ilk soruyu biraz genel soracağım. Hukukçu gözüyle e, bu sene 25 Kasım'dan 25 Kasım'a olarak Baktığımızda kadınların adalet mücadelesi açısından neler yaşandı? E, maalesef çok iyi bir yıl geçirmedik e, iyiye gidiş değil ve hatta kötüye bir gidişten de kötü bir seyirden de bahsedebiliriz. Ne yazık ki son e, belki işte 2000 13 gibi düşünelim ee, özellikle Gezi'den itibaren e, her türlü toplanmaya, her türlü bir arada daha kolektif e, direnişe ciddi bir e, müdahale olduğu için zaten e, ısrarlı bir şeyle karşı karşıyayız, baskıyla. Ee, o yüzden hani bu süreçler boyunca her yıl bütün 25 Kasım'larda ve 8 Mart'larda maalesef giderek kötü, kötüleşen bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şiddetin arttığı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ve gerçekten geçen 25 Kasım'da artık hani o polislerin ablukasının içinde şiddetin görülmediği dahi bir durumla karşı karşıya kalmıştık. O tarihten itibaren zaten seçimler ciddi bir yer kapladı ee, ve bu her zaman biliyorsunuz işte kadın hakları seçimlere iyi anlamda da alet edilir kötü anlamda hı hı. da e, olumsuz anlamda da alet edilir İşte vaatler verir herkes şöyle yapacağız böyle yapacağız falan derler ama aslında e, birileri boşa geldikten sonra onlar yapılmaz falan e, genelde böyledir yani zaten kötü manada baktığımızda e, meclisteki kadın sayısının artmadığını görüyoruz. Buna rağmen aksine daha da e, hani laiklik karşıtı, e, kadın özgürlüğü karşıtı bir duruş e, var. Yani o, bu yönde bakan kişilerin orada e, saf tuttuğunu görüyoruz. E, yani tekeşliliğin bile maalesef e, artık hani konuşulduğu bir meclis orası. Ee, dört eşten falan hı hı. rahatlıkla bahsedebilen vekiller. Öyle milletvekilleri var zaten. Var. Çok e, acı. E, yani en anayasal, temel haklarımızın e, medeni 1926 Medeni Kanunu e, yasıyla bize gelmiş, kazanmış olduğumuz haklarımızın konuşulduğu, tartışıldığı bir yıl geçirdik. E, deprem Dediğin gibi o çok zaten acıydı ee, ve hala mesela işte havalar e, kötüleşti hı hı. ben her gün düşünüyorum o bölgede acaba ne yapıyor kadınlar ne yapıyor ee, bunları hala düşünüyoruz ve böyle bir ortamda zaten ve ekonomik kriz yine ee, kırılgan gruplar en çok bu kriz dönemlerinde işte iç çatışma savaş ki dünyada savaş da var dönemlerinde kadınlar e, kırılgan gruplar zarar görüyor. E, ve depremin de ekonomik krizinde yine en büyük e, maalesef mağdurları kadınlar oluyor, çocuklar oluyor. En büyük yük de zaten hani özellikle deprem sürecinde de gördük hani e, yani şeyi bir yana koyuyorum. E, yüklerin yani daha bakım yükünün artmasını bir kenara koyuyorum. İşte cinsel şiddet mücadelenin mesela hani askı alındığı bir evet. dönem evet. geçirdik. Evet, evet ve hani ekonomik krizlerin gibi daha fazla bir üç, hani kadın adalet yani kadınlık adaletsizliğinin bir parçası haline gelmiş durumda bir yerde. E tabii yani şeyi de görüyoruz mesela sosyal medyada falan hani saldırı olarak şey karşımıza çıkıyor. Ee, ekonomik kriz dönemlerinde kadınlar e, en ağır işlerde ve belki de istemedikleri işlerde uzun saatler e, çalışmak zorunda kalıyorlar güvencesiz bir şekilde. E, şimdi bakıyorsunuz kadınların aslında itildiği bir noktada ee, bir şekilde para kazanmaya çalışan kadınların hedef haline geldiğini de görüyorsunuz hı hı. sosyal medyada. Ee, ama onun altında ne var hani o, o, o kadın bunu neden ve nasıl e, yapıyor? Niçin e, bunu yapmak durumunda kalıyor hani bunları bunları da tartıştığımız, ve artık hani e, en temel e, insani değerler boyutunda çatıştığımız bir noktaya geldik. E, umarım bir an evvel toparlarız çünkü. E artık umutlu konuşmanın bile maalesef bizi zorladığı bir süreçteyiz açıkçası. Herkes de bu yılgınlık hissediliyor. E ama elbette her zaman olduğu gibi mücadeleyi elden bırakmadan devam etmeye çalışıyoruz. Biraz bu kazanılmış hakları saldırılara da değinmek istiyorum ben. Çünkü e, yani tam 5 Kasım sonrası ama e, bu, bu yıl içerisinde gördük ki AKP içerisindeki çatışma da var. Kadın hakları üzerine işte Özlem özam zengine yönelik mesela 6284'ü tartışmayacağız demesinin üzerine kendi partisi içerisinden çok da militan bir kadın olmasına rağmen evet. hani ciddi bir saldırı gördü. Evet. Yani bugün biz 6284'ten de bahsediyoruz. Medeni kan seçim döneminde bir hassa hani kaldıracağız denmesi işte aile reisi noktası. Buradan baktığımızda mesela kazanılmış haklar açısından baktığımızda nelerle karşılaştık bu? Yol? yani biliyorsunuz daha evvel de aslında çok konuştuk bu 2015'te kurulan hani boşanmaların azalması komisyonu hı hı. 2016'da bir rapor vermişti. Ben o rapor için hep proje rapor diyorum. İşte orada kazanılmış haklarımıza yönelik saldırı teşkil eden ciddi bir şey silsilesi vardı. Hani proje silsilesi aslında. İşte nafakayı sınırlandıralım ve hatta kaldıralım. Kadının beyanı esastır ilkesine saldırıdan tutun da işte istismar failiyle mağdurunun evlendirilmesi halinde affa kadar aile arabuluculuğu vesaire çok fazla taslak vardı orada. Bir kısmını işte bütün direnişe rağmen hayata geçirdiler. Mesela müftülük yasasını eee aykırı olmasına rağmen siz isteseniz de istemeseniz de e, biz bunu yapacağız deyip bir gece yarısı yine geçirdikleri. E zaten İstanbul Sözleşmesi yine bir gece 20 Mart 2000 20 idi galiba hiç unutmuyorum yani hmm. <laughs> lanetli bir tarih bence e, kaldırıldı, çekildik daha doğrusu e şimdi oradan beri gelen bir saldırılar silsilesi var bir, mesela NAFAKA'nın sınırlandırılması geriye kalanlardan biri e, ciddi bir direniş gösteriyor çünkü diyoruz ki ya eşitlik sağlanmadan siz bu hükmü konuşamazsınız çünkü zaten bu hükmün geliş amacı e, bu eşitsizlik içinde bir denge sağlamak ee, ve işte zaten nafakanın sınırlandırıldığı ya da e, belirli şartlarda verildi ya da hiç olmadığı e, ülkelere baktığınızda hepsi demokratik Avrupa ülkelerinin falan örnek veriyor İşte bunlar hala konuşuluyor. Ee, ya da e, hala yine böyle bir dokunurup kaçıyorlar bu istismar failiyle mağdurunun evlenmesi Evet sürekli karşınıza halinde. getiriliyor. Hani yani iki yılda bir sık sık geliyor. oluyor. Evet. İşte aile ara buluculuğu özellikle yoğunlukla konuşulan e, tasarılardan bir tanesi şu anda. Yani e, şiddet varsa böyle bir şey söz konusu olamaz diyorlar. Evet ama e, onun dallanıp budaklanacağı ve nerelere varacağı yani ciddi detaylı tartışma konusu. Bunlar evet e, şu anda hani bir şekilde e, ısıtılıyor e, yapılmak üzere. E şimdi hala bunları konuşuyoruz biz. Bir de üstüne üstlük e, yani kadınların miras hakkının bile ara ara konuşulduğu böyle hani tuhaf e, çıkışlar da yapılıyor. Yani daha acaba mesela başörtüsü konuşuluyor. Yani hmm. hani laikliğe aykırı olmasına rağmen e, başörtüsü üzerinden ki hani Kıyafet hiçbir şekilde söz konusu edilmemeli Kim nasıl istiyorsa giyinmek istiyorsa öyle olsun dememize rağmen temel düşünce bu olmasına rağmen ısrarla laikliğe aykırı unsurların anayasaya konulmak istendiği süreçler. Belki burada şu parantez açmak gerekiyor. Hani son dönemki yargı çatışmasına baktığımızda işte e, Özgür Özel mesela bunu darbe olarak nitelendirmişti. Bunu darbe olarak nitelendiren başka hukukçular da var. Hani bu Anayasa Mahkemesi Yargıtay evet. 3. Ceza Daire arasındaki çatışmaya baktığımızda e, Erdoğan buradan şöyle bir çıkışı oldu. Hani daha iyi bir anayasa yapacağız diye. Bu da bir fırsatçılık gibi aslında. Hani kadın açısından da karşımıza çıkmış gibi görünüyor. Tabii tabii yani o anayasayı zaten bir süredir yine bir düzeltmek Hı -hı. istiyorlar kendi yaptıkları yasalardan pişman oluyorlar. İşte mesela e, İstanbul Sözleşmesi onlardan biri. E, 6284 sayılı yasayı zaten hala etkin uygulamadığımız bir noktada e, ona tutunuyorlar ama ya e, biz biliyoruz sahadaki avukatlar olarak 6284'ün nasıl uygulanmadığını ve işlevsizleştirildiğini. Hani bunları konuşmak yerine yeni yeni işte haklarımıza saldırı teşkil eden şeyler konuşuluyor hı hı. ve e, dediğin gibi Anayasa ile ilgili de hala dertleri var. Çünkü bazı şeylerden memnun değiller, bir pişmanlık. İkincisi işte hala tam olarak yoluna sokamadıkları bazı hükümler var, onları düzeltmeye çalışıyorlar ki en büyük hedeflerden biri de Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin bu arada kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere koruduğu ciddi bir hak şeyi var, temel haklar silsilesi var. Ee, bunun da ciddi anlamda tehlikeye girmesi demek oluyor bu. Hı hı. Yani kadınların da bireysel başvuru hakkı var ve e, oradan e, gelen önemli kararlar var. E, bakalım o, o kararlara ne olacak yani hı hı. anayasa mahkemesiyle nasıl bir tehlikeye girecek? Bunların hepsi büyük endişe kaynağı ve bununla ilgili bunların konuşulduğu konferanslar düzenleniyor. Ben de onu soracaktım aslında tam da program öncesinde konuşmuştuk not aldım <laughs> diye. Çünkü <laughs> içinde biraz uzun ve enteresan bir ismi var. Ee, aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortak düzenlediği aile mahkemelerinin etkinin arttırılması ve aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması sempozyumu. Yakın zamanda yapıldı geçtiğimiz evet. ay içerisinde evet. diye hatırlıyorum. Ya biraz ona yani çünkü orada ben işte Selin Akupoğlu'nun da hani konuşmasını gördüm. Hani özellikle e, İstanbul Sözleşmesine fakı hakkı vesaire üzerinden dile getirilen bazı itirazlar vardı. Tam da karşılığını muhataplarını bulmuşken. Senin izlenimin neydi? Hani özellikle de şeyi de sormak istiyorum. Bazı aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması kısmı bende çok e, bir şey ifade etmedi aslında. Yani, yani traji komik bir şey gülme etkisi yaratıyor gerçekten. Çünkü e, bir kere ben online olarak katıldım, hmm. e, takip ettim. Üç gün sürdü. E, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi artı işte bakanlıklar ortak yaptıkları bir sempozyumdu. E, zaten hani katılım sınırlı tutulmuştu. Yani her STK'ya açık değildi mesela. Yani hani o çok daha e, yüksek bir tartışma yani her kesimin dahil olduğu bir tartışma ortamı yaratılabilir de öyle olmadı. Bu bir. İkincisi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni düşünün. Yani bizatiye Avrupa Konseyi bünyesindeki bir sözleşmedir o. E, <laughs> ve Bakıyorsunuz Avrupa Konseyi temsilcisi İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyor. Ama bizim bakanlarımız İstanbul Sözleşmesi'ni e, ağzını dahi almıyor. Hı hı. E, 62 6284'ten bahsediyorlar. 6284 sayılı yasadan ama e, kaynağını İstanbul Sözleşmesi'nden alıyor zaten. Yani burada bile bir tutarsızlık var. Şimdi böyle giriş yapıldı sempozyuma. E, i̇lk gün şey konuşuldu. Hani boşanma boşanmada kusurluluk. Hı hı. E, burada yine kadınları etkileyecek e, ciddi riskler e, konuşuldu. İşte Kusurun kaldırılması boşanmada... Ee, kusura bakılmaması. Bunun bir sürü sonucu var. Bunların hepsinin üzerine hukukçular konuştular. Burada bir kere endişelerimiz var. Eğer kusur kaldırılacaksa da ki e, ben de buna olumlu bakıyorum ama eee bunun çerçevesinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Yani çünkü kadınların işte tazminat hakkını vesaire etkileyecek durumlar söz konusu. Ee, i̇kinci gün özellikle nafaka konuşuldu. Nafakanın sınırlandırılması üzerinden ciddi örnekler verildi ama işte az evvel de dediğim gibi verilen bütün örneklere bakıldığında hep demokratik eşitliğin son derece hani neredeyse sağlandığı ülkelerden bahsediyoruz. Ee, üçüncü gün aile arabuluculuğu konuşuldu. Orada da işte tarafların, kadınla erkeğin aynı masaya oturtulup anlaşmaya e, itilmesi, yani bu işte aileyi koruyoruz adı altında belki de hani e, e, şiddetin örtbas edilmesi e, riskleri barındıran e, bir tartışmalar. Yani bunların tartışılması hem bir ısıtma yine <laughs> e, ama... İşte ne kadar işte bakın biz bunların aslında konuştuk diyorlar ama e, hakiki bir konuşma ortamı aslında yaratılmamasına rağmen e, işte biz isteseniz de istemeseniz de bunları yap yapa, yapacağız diyebilecek bir geçmiş deneyimlerimizden gelen e, iktidarla karşı karşıyayız bu bir. İkincisi dediğin gibi sempozyumun başlığına bakıyorsun. Aile bireylerinin daha iyi korunması. Bir kere kadınların haklarına ilişkin konular var orada. Aile Bakanlığı'nın adından da kadının kaldırılması gibi e, sempozyumun adında bile kadın geçmiyor. Yani e, kadınlarla ilgili konuşuyorsun, sempozyumun adında kadın yok. Aile bireylerinin haklarının korunması e aklıma direkt şey geliyor mağdur babalar. Yani nafaka yani, tartışması zaten evet. hani ben o yüzden bazı aile bir, e, üyelerinin Yani burada ba o yani. bazı aile bireylerimiz <laughs> mağdur babalarımız oluyor herhalde yani hani muzdaki de kullanarak söylüyorum. Yani o derece içselleştirmişler ama bir türlü kadınların haklarını içselleştiremediler yani hadi şeye de razıya. Kadınlarımız diyeyim yani, yani gerekirse <laughs> ama kadın kadın kelimesinde bir <laughs> Ağzınıza alın yani böyle bir şey var, kadınlar vardır demek zorunda olduğumuz bir süreç. O yüzden hani bu şekilde konuşuluyor. Ee, ben bunları çok ayrı alamet görmüyorum. Ee, yani iyi bir şey yapılıyormuş gibi e, görüntüsü hep bize verildi. İşte müjde adı altında ne yasalar Hı -hı. geçirildi. Ama altına baktığınızda hep kadınları daha çok eve kapatmaya, şiddete rağmen boşanmamaya e, iten e, şartlar oluşturuluyor. Şimdi buradan şeyle sormak istiyorum ben şimdi 100. yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve hani bitiriyoruz aslında 100. yılda bitiriyoruz çok da travmatik bir yıl oldu evet. belki de kuruluşuyla son derece de hani denklik kuracak bir şekilde. Ama yine de hani buradan bakınca şimdi seninle daha önce de konuştuk. Seni burada bahsettiğim noktaydı bize. AKP'nin kadınlara yönelik, yani kazanmış haklara yönelik saldırılarındaki o net kırılmanın tarihini 2015'te başlatıyoruz. Boşanma komisyonu da başlatıyoruz ama bu yıl bir daha özel oldu sanki. Yani gerçekten bir nefes denemediğimiz her an, her alanı sürekli yani İstanbul Sözleşmesi sözleşmesi tartışması tartışmaya açılmasından beri böyle olmakla beraber bu sene her alanda, her cephede bir kavga, bir gürültü, bir haklı, hayır bu bizim diye savunmak zorunda olduğumuz bir yıl oldu. Şimdi buradan bakınca yani 100. yılın 100. yılın sonu da anayasa tartışmasıyla kapatıyoruz. Hı. Hani oradan ne da acil. bakınca bu bize ne söylüyor? Hani biraz da iktidarın e, işte cumhuriyete bakışı açısından, laikliğe bakış açısından Hı. hani ne mesaj veriyor? En çok da, tabii ki burada da hani kadına bakış açısından. Evet, evet. Yani e, kadın hakları mücadelesi e, Demokratik e, bir cumhuriyet mücadelesinden aslında ayrı tutulamaz. Demokratik cumhuriyetin ötesini de konuşabiliriz ama oralara tabii gelemediğimiz için ben e, hani en azından mevcut Türkiye Cumhuriyeti açısından söylüyorum. E, ve anayasanın işte temel ilk değiştirilemez maddelerine baktığınızda işte sosyal hukuk devletidir, layık devlettir, cumhuriyettir gibi ve bunların tartışıldığı yani bu değiştirilemez ilkelerin e, tartışıldığı ve e, resmen saldırı altında olduğu bir sürece girdik. E, yani beni öldürme, şortuma karışma e, derken biz ya bir saniye, bir dakika dur hani orayı da artık hani Hı -hı. bırakıp dur ya laikliği cumhuriyeti koruyalım gibi bir bir reflekse girdik. Ben kadın-bayan tartışması yaptığımız günleri özlüyorum yalan değil Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Yani hani o yüzden şimdi mesela bizim yürüyüşlerimiz e, laiklik ve özgürlük Hı -hı. yürüyüşüne dönüştü. Ee, işte benim de avukatlığını yaptığım hı hı. Kadın Cinayetler Üniversitesi platformu, kadın meclisleri öyle bir yürüyüş düzenledi. Çağrı yaptı ülkenin her yerine. Çünkü biliyoruz ki laiklik olmazsa, e, o temel ilkeler olmazsa, demokratik cumhuriyet olmazsa kadın haklarının zaten bahsi geçemeyecek. Yani böyle bir e, kıskaç altındayız. Yüzüncü ee, yılda bunları konuş konuşmamamız lazım. Yani o kadar e, ee, üzgünüz ki aslında. Yani bugün işte yüzyılda neler, ne yollar kat etmişiz, neler elde etmişiz, nasıl ileriye gitmişiz diye konuşmamız gerekirken şu an ben düşünüyorum 1921 e, meclisini geçenlerde e, araştırıyordum. Onunla ilgili bir makale hazırlıyordum. Ee, yani o süreçte meclis konuşmalarına, tutanaklarına baktım, inceledim. Yani şu an konuştuğumuzdan çok daha ilerici çok daha e, bilgi dolu, çok daha gerçekçi e, konuşmalar varmış. Yani e, yani şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani biz 2023 yılındaki şu an mecliste konuşulanlara bakıyorsunuz. Yani işte Az evvel söyledin, Özlem zengin dedim mesela. Yani kendi partisi içindeki bir kadına e, yaptığı saldırıya bakıyorsun. E, yani hiçbir şekilde dinlemiyor bile zaten. Hani geçtim o e, ilerici tartışmaları. Böyle bir noktadayız. Yani öncelikle o temel değerlere sahip çıkmamız gerekiyor ve orada bir temiz bir alan artık bir o, o düzleme inmemiz lazım ve onun üzerine bir şeyler inşa etmemiz lazım. Ama maalesef işte insanların açlıkla boğuştuğu bir ülkede oralara da gelemiyorsunuz. Yani ben artık şeyi düşünüyorum. Yani bu ekonomik kriz de maalesef e, bu bu bakış açısıyla iktidarın işine geliyor. Yani çünkü insanlar e, o temel değerler, cumhuriyet değerlerini konuşamayacak kadar kendi hayatlarına e, sahip çıkmak zorunda hissediyorlar. Yani yaşam e, kovalıyorlar. ve bu, bu şartlarda da açıkçası yani kadının özgürlük mücadelesi ister istemez geri planda kalıyor. Ya her şeyi topyekün e, yapmak zorundayız. Bütün mücadeleleri aynı anda vermek zorundayız. Tam böyle bir sıfırdan kurmamız gereken noktaya geldik o gibi noktaya geliyor bana. Yüzüncü yılda sıfırlandık gibi hani e, bir gerçekten yerde. Gerçekten öyle. Şimdi bu kadar kötü şeylerden bahsetmişken hani ben programı açıkçası biraz da güzel olanlardan bahsetmeden <laughs> kapatmak <laughs> istemiyorum. Çünkü yani çok umutlu yani baktığımızda seninle şey hatırlıyorum hani isyan yaparken. E, Tabii. Tam seçim öncesindeki e, konuşmayı Nasıl hatırlıyorum. Nasıl bir neşemiz, <laughs> enerjimiz, umudumuz vardı. Sonra hani iki hafta sonra gerçekten farklı yani o zamandan beri de sürekli artık daha öfkelendiğimiz, daha dibe düştüğümüz belki daha fazla yorulduğumuz, senin yılgınlık dediğin yani bir yerde sürekli sıfırdan başlayıp yani devam etmek zorunda olduğumuz bir süreç oldu. Ama bu süreçte. Kadın Cumhuriyeti'nde duracağız platform yönelik bir kapatma davası <laughs> vardı ve işte dava düştü değil mi? Şey. Yok bayağı şey reddedildi. Ha, red, dava reddedildi. Aslında çok önemli çünkü hani platform yönelik saldırıların da yani bu şey şikayetine tarihi çok daha eskiye dayanıyordu. <laughs> İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla beraber bu dava süreciyle beraber açılan bir dava vardı. Hani hazırlanan bir işte davaname vardı Mağdur galiba. babalar şikayet şikayet etmişti. Ya o kesim zaten çok efsane. Çünkü hani onların hep aynı platform kesimi her yerde görüyoruz. Yani de onlar karşılar. Sokak köpeklerine de onlar karşılar. Evet. Nafaka'ya da onlar karşılar. yani gerçi ve aynı kişiler. Hani ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Hani insanlar da aynı. Aynı derken aynı profilden de bahsetmiyorum. <laughs> çok net böyle domine ve işte mobilize bir ekiple karşı karşıya aslında. Ama onlara karşı bir dava kazanıldı ve bence çok önemliydi. Çünkü Kesinlikle. açıldığı noktası üzerinden, hani şimdi konuşmadık ama LGBT artlarına saldırılar noktası da var. Ve hem İstanbul Sözleşmesi'nde de aynı şey bahane edildi. Hem platforma karşı da hani aileyi zarar vermesi noktası da vardı. Son derece burada bir rüşte patladığı kadar mücadelesinin yeniden yeniden altını çiziyorum. E, toplumsal meşruiyetini kazan e, tekrar ispatladı. Bir dava oldu. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hani sen dava avukatlarındandın. Hı hı. Hani İstanbul Sözleşmesi davalarında hani Danıştay davalarında çok umutlanıp da sonrasında olduğumuz bir süreç yaşadığımız evet. için bu nasıl işledi? Yani aslında burada şimdi sevinçli bir karar çıktı doğru ama niye açıldı bu dava hı hı. gibi bir durum var. Yani bir kere hiç açılmaması gereken işte 2016 yılında mağdur babaların işte bu örg örgüt lezbiyen örgüttür, bu örgüt işte terörist örgüttür falan gibi böyle hani akla hayale sığmayacak. Bütün evet yani hatta Türkçesi dahi olmayan hı hı. şikayetlilerin o zaman Bimer vardı işte oraya yapmışlar sonra ee, nedense işte o İstanbul Sözleşmesi'nin konuşulduğu falan tam o dönemlerde zaten sesi yüksek çıkan bir örgüttür Kadın Cinayetlerine Duracağız platformu. Ee, biz bu şikayetleri dikkate alalım diyorlar ve işte fezdeki düzenleniyor falan ondan sonra dava e, açılıyor. Fezdeki derken davanamıyor. Ee, velhasıl biz iki sene falan uğraştık yani durduk yere e, kapatmayın platformumuzu, derneğimizi e, diye. Ee, uğraştık sonuçta da reddedildi. Ee, ama yani bu iyi bir tabii karar reddedilmesi. En azından diyorsunuz ki e, tamam dava e, isabetsiz görüldü. Ama yani zaten bu girişimin olması buna mahal veren ortam bizim derdimiz zaten işte bu sistemle. Yani şunu söylemem lazım muhakkak. Ee, insanlarla konuşurken çok net fark ettiğim bir şey e, gerçekten konuşmaları bile değişti e, eşitliğe doğru giden yolda ciddi bir bilinç kazandığı insanlar kazandık hep beraber bunu yaptık yani işte kelimeleri değişti bir şey konuşurken mesela e, daha artık hemen düzelti veriyor diyelim ki cinsiyetçi bir şey söylediyse ya da hani o bayan kelimeleri falan olabildiğince azaldı bunları görmek beni inanılmaz memnun ediyor. Ya bu mücadelenin sonucu aslında. Hani saldırılar karşısında o kadar çok anlattık ki belki bu 6284 İstanbul Sözleşmesi'nin evet. eşitliği vesaire. Hani öyle bir işte o yüzden toplumsal meşruiyeti olan bir şey yani çok net bir e, meşret olan bir şey diye bahsediyorum. Evet. Ee, herkes biliyor artık yani bilinmeyeni, öğretilmeyeni. Şu an yani 2011'de olan e, sözleşmeyi bugün herkes artık bilir madde madde sayar hale geldi. Kesinlikle yani bizim eşitlik bilincimiz aslında e, toplumsal olarak bence gelişti. Ama e, düşmanlık da arttı, o yarık, o e, bölünme de e, e, arttı. Yani burada bir şeyden bahsediyorum, hem bir anda iyileşen, ee, bir e, bilinç var. Ama onun karşısında e, keskin şekilde direnen bir e, kötücül diyebilirim ben bunu rahatlıkla. Hı hı. Bir e, kesim de var. E, mücadele burada sertleşti zaten. O yüzden hani e, ileriye dönük düşündüğümüzde hani tarihe de baktığımızda ben aslında uzun vadede e, yine olumsuz bir şey görmüyorum. Yani bu hep ilerleyen bir mücadele bundan umarım bizler görürüz en hızlı şekilde görürüz bir yerde yakalayacağız o huzurlu o düzlemin üzerinden yükselen eşitlik ortamını diye umuyorum. Burada son cümle olarak sorayım en azından. Çünkü e, hani hep hukuk kısmından konuştuk, işte meclis kısmını konuşuyoruz vesaire. Şimdi seçimler süreci de gösterdi ki hani aktif yurttaşları olmadığımız sürece bir şey değişmeyecek. Yani sadece biz seçimde gidip de oy verdiğimiz sürece bir şey değişmeyecek. Bunu herhalde geniş toplumunda gördüğü bir evet. noktaya geldik. Şimdi buradan sonsuz olarak onu bağlamak istiyorum da 25 Kasım'da geliyorken yurttaşlar olarak diyelim hani artık şey büyük cümlelerde kurmak yani işte İstanbul Sözleşmesi yeniden e, işte yürürlüğe konmalı işte şu da saldırılar son olmalı gibi şey bir yere bırakırsak hani iktidarı e, muhalefeti işte odakları daha daha ziyade elinde daha büyük güçler bir şey yurttaşlardan daha büyük güç olan odakları bir kenara bırakırsak yurttaşlar ne düşüyor bu noktada biz ne yapabiliriz neresinden tutabiliriz bu mücadelenin nasıl haklarımızı çünkü alacak olan da biziz bir noktada evet, doğru. hani bu e, baskı unsur olmaya hani bu e, güç olmaya nasıl dahil olabiliriz? Yani aklıma ilk gelen hep işte oy vermek yani ilk etapta o bizim temel işte görevimiz. Ee, evet hani burada e, daha evet, Türkiye Cumhuriyeti Demokratik. E, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan kesimlere lütfen oy verelim. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü siyaset sonuçta. <laughs> Onun ötesinde hani bireysel mücadelemiz olarak bence en iyi e, devrimcilik hep İyi insan olmak derim. Yani hani aslında o değerleri olmasını istediğimiz şeyi kendi karakterimize, davranışlarımıza, yaşam biçimimize yerleştirmek ve etrafımıza yaymak. Onun bir adım ötesinde kolektif mücadeleye katılmak. Yani eğer imkan varsa, mümkünse özellikle genç arkadaşlar, özellikle genç kadın arkadaşlar, erkek arkadaşlar hiç önemi yok. Yani e, LGBT artı e, bireyler hepsinin o kolektif mücadeleye dahil olması bence e, o sah sahayı zapt tutmamız da çok e, önemli. Tamam hani arada işte evet yılgınlık duygusu çok yükselmiş, istatistikler öyle söylüyor falan ama e, o sahayı boş bırakamayız. Yani arada işte dinleniriz, arada belki küseriz, biraz aman yahu deriz ama sonrasında tekrar bence e, dönmemiz gerekiyor. Yani o e, farkındalığı ya da kendi düşüncemizi e, ileten e, fikirleri belirtmekten hiç geri durmayalım bence e, bunu kolektif yaparsak tabii ki daha etkili olur en önemlisi bu e, ama mümkün olduğu kadar hani e, dışa dönük bir şekilde e, biz de buradayız biz varız hani hiçbir yerde gitmiyoruz da bırakmıyoruz diyebilmemiz ee, en önemlisi gibi geliyor ve bunu da yine e, ya aslında şeyle değil yani şiddet ya şimdi 25 Kasım kadın yönelik şiddetle hı hı. mücadele yani bütün bu ortam bu düşmanlık ortamı e, sadece kadına yönelik şiddeti değil genel olarak şiddeti daha artırıyor aslında. E, ya yani işte bu tuzağa düşmeyelim gibi bir klişe var ama zaten sokağa çıkmak, haklarımızı talep etmek şiddet değil. Şiddetsiz, barışçıl bir şekilde bu hakları talep etme konusunda ısrarcı olmamız lazım. Ama hani tutup da işte elimize bıçağı alıp sokağa çıkalım demiyoruz zaten. Yani hani o suç zaten. Ee, o yüzden hani barışçıl bir şekilde bence bu hakları talep etmede ki neleri de aslında başardığımızı da biliyoruz yani hani e, bu yükselen tepkilerle. O yüzden bunları yapmaya devam etmekten başka e, çaremiz de yok. Neticede e, adı üstünde işte şiddetle mücadele haftasında tam olarak e, bunu konuşup bunu düşünmemiz ve yılın geri kalanında buna göre davranmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben Tuma, teşekkür ederim. için. Güzel de konuştuğumuzu düşünüyorum. Bayağı da kapsadık. Evet. Hızlı konuşarak iki insan olunca <laughs> e, daha fazla konu <laughs> Senle konuşulabilir. Senle hep öyle güzel. E, bir Adalet Defteri programı daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Bu hafta 25 Kasım özel programıydı. Önümüzde 25 Kasım e, yürüyüşü olacak. Neler göreceğiz? Neler yaşayacağız göreceğiz? Bunun sonrasında da bir yılın nasıl geçeceğini de belki de bir göstergesi olacak kadınlar açısından e, bu yürüyüş. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.